Herkese merhaba. Top mu Kalemi YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022 Kasım ayında dünyanın en güzel organizasyonu olan Dünya Kupası başlayacak. Bunun için de Dünya Kupası'nın ilk organizasyonu olan 1930 Dünya Kupası'nı sizler için incelemek istedim. Nasıl başladı, nasıl oynandı, kim kazandı, kimler gol attı gibi. Küçük araştırmalar, küçük bilgiler. Sizinle 1930 Dünya Kupası'nı bugün konuşacağız. Avrupa'da bir organizasyon arayışı vardı. 1916'da Güney Amerika'da Copa Amerika'nın başlamasıyla birlikte Avrupa'nın futbol ülkeleri kendileri de bir organizasyon yapmak istiyordu. Özellikle Fransızlar ve İngilizler bir Avrupa Şampiyonası üstünde fikir yürütüyorlar. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet kıtasal bir turnuvadan öte tüm dünya ülkelerinin katılabileceği bir futbol turnuvası istiyordu. Onun fikir babası olduğu Dünya Kupası'nın ilk tohumları FIFA'nın 1929 Barcelona Kongresi'nde atıldı ve turnuvanın yapılma kararı alındı. Turnuva 1930 yılında Uruguay'da yapılması kararı alındı. Uruguay'ın seçilmesinin sebebi de 20'li yıllara damga vuran ülke Uruguay'dı. En son olarak 1928 olimpiyatlarında futbol branşında şampiyon olmuşlar, altın madalya almışlardı. Rimet turnuvanın Uruguay'da olmasını istiyor ancak Avrupa ülkeleri turnuvanın Uruguay'da olmasını istemiyordu. En büyük zorluk ise yapılacak olan yaklaşık 3 haftalık yolculuktu. Uruguay'ın 20'li yıllara futbola damga vurması ve 1930 yılının Uruguay'ın bağımsızlığının 100. yılının olması turnuvanın Uruguay'da yapılmasında etken oldu. 1930'da 13 Temmuz ve 30 Temmuz arasında yapılacak turnuvaya toplam 13 ülke katıldı. Avrupa'dansa sadece 4 ülke dahil oldu. Belçika, Romanya, Yugoslavya ve Fransa. Bu ülkeleri Conte Verde adında bir transatlantik gemisi Avrupa'dan toplayıp Uruguay'a taşıdı. Yolculuk yaklaşık 3 hafta sürdüğü için takımlar hazırlıklarını gemi güvertesinde gerçekleştirdi. Gemi son olarak Brezilya'ya da uğrayarak Brezilya milli takımını alıp Uruguay'a ulaştı. Turnuvaya Uruguay Montevideo kentine ev sahipliği yaptı ve 3 statta oynandı maçlar. 13 takım 4 gruba ayrıldı. 3 grup 3 takım, 1 grupsa 4 takımdan oluştu. 4 grubun lideri grup aşamasından sonra yarı finalde buluşacaktı. Turnuvanın açılış maçı Fransa ve Meksika arasında gerçekleşti. Fransa'nın 4-1'lik galibiyetiyle tamamlanan maç Dünya Kupası tarihinde oynanan ilk resmi müsabaka olarak da tarihe geçmiştir. Fransa ilk maçını kazanmasına rağmen gruptan çıkmayı başaramamıştır. Yarı final eşleşmelerinde ise Uruguay Yugoslavya ile Arjantin ise Amerika ile karşı karşıya geldi. İki yarı final maçında skoru 6-1. Uruguay ve Arjantin finale yükseldi. Final Centenario Stadyumunda ve yaklaşık 90 bin kişinin önünde oynandı. Maça başlamadan önce Arjantin ve Uruguay'da final maçının kendi toplarıyla oynanmasını istiyordu. Hakem sahaya iki kolunda iki topla çıkarak ilk yarının Arjantin'in topuyla, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanacağını söyleyerek maçı başlattı. Final maçının ilk yarısı Arjantin'in topuyla başladı. Arjantin kendi topuyla ilk yarı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarı ise Uruguay'ın topuyla oynanıyordu ve Uruguay İkinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı. Uruguay bu galibiyetle Dünya Kupası tarihinin ilk kazananı olarak adını altın harflerle Dünya Kupası tarihine yazdırmayı başardı. Turnuvanın ilk golünü Fransa-Meksika maçında Fransız Lucien Laurent kaydetti. Turnuvanın ilk gol kralı ise Arjantin'in futbolcu Guilherme Stabile oldu. 8 gol kaydeden futbolcu turnuvanın ilk gol kralı olarak adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı. Evet arkadaşlar, ilk Dünya Kupası'nın hikayesi bu şekildeydi. Önümüzdeki haftalarda bir başka Dünya Kupası'nın hikayesinde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.